Oldu bence. İşten gideceğim ama önce bir otopark kartım. Sonra da motor. Motor çok kirli yani bu aralar. Okay. Merak ediyorum acaba hem müzik dinleyip hem de kayıt alabilir miyim ya? Olursa ne güzel olur. Çünkü çok sıkılıyorum. Hop. Telefon da bacağıma batıyor. Okey, gidiyoruz. Herkese merhaba, iyi akşamlar. Bugünkü konumuz Chopper motor ve seçilmesi gereken ekipmanlar. Herkesin de bildiği üzere bir chopper kullanıcısıyım. Ve ne yazık ki biz chopper kullanıcıları çok fazla ekipman kullanmıyoruz. Yani hepimizin en büyük hatası bu. Daha sonra ufak kazalarda bile büyük problemlerle karşılaşabiliyoruz. Chopper'da kullanabileceğin, seni böyle çok yormayacak birkaç ekipmandan bahsedeceğim ama başka diğer arkadaşlarımın da komütür sürücü işte kullanan arkadaşlarım da özellikle kullandıkları ekipmanları burada işte not alırlarsa, yazarlarsa aşağı yoruma, insanlar da bilgilenirler, işte birbirlerine sorarlar. İşte yok ben şu monttan kullanıyorum, ben bu eldivenden kullanıyorum. Yani chopper'cı olarak dediğim gibi yani çok fazla ekipman kullanmıyoruz. Bu sebeptendir ki kolay hasar alabiliyoruz. Kolaylıkla kullanabileceğiniz böyle işte en böyle çok şeyimiz var ya, böyle çok havalıymışız ya hani. Bizi çok yormadan kullanabileceğimiz ekipmanların başında bir eldiven geliyor. Yani eldivensiz zaten bu işler olmuyor. Ve güzel bir mont böyle. Artık insanlar ekipmana para vermeleri gerektiğinin farkındalar en azından. Güzel bir montla bu işi az da olsa kotarabiliriz. Böyle aman aman işte kalın olsun vesaire olsun, şu olsun bu olsun değil. Böyle ufak işinizi görebilecek güzel montlar var. Pahalı ve güzel montlar da var. Onlardan da benim almak istediğim Revit'in bir tane montu var, direkleri. Ama korumalı. Çok güzel bir mont var. Onu da atacağım şimdi size. Porsche gaza geldi kendi. Revit'in bir montu var. Ondan almak istiyorum ben. Ama dediğim gibi bir chopper kullanıcısı olarak alabileceğiniz böyle çok tatlı, çok güzel montlar var. Bugün herkes de beni buluyor herhalde, anlamadım ben. İkincisi, sahip olmanız gereken ekipman pantolon. Yani neredeyse hiçbirimiz herhalde dizlik takmıyoruz chopper kullanırken. Bu da başımıza büyük sıkıntılar çıkarabiliyor. Ortalama 250-300 lira bütçenizle iki evler pantolon sahibi olabilirsiniz siz de. Ben henüz almadım ama almayı planlıyorum. Ama
almam da gerekiyor burada ya. Yani ben de dizi kullanmıyorum. Neden bahsettik? Dedik ki işte mont, başka ne dedik? Pantolon, bir çapurcu olarak eldiven ve en önemlisi kask. Şahsen ben full face denen, bütün yüzü kaplayan, açılır olmayan, yüzü kaplayan kasklarda da iki model var. İşte şuradan aşağısına ayrı olup kafanın tamamen açılabildiği, bir de işte şuradan bir tip işte tas şeklinde olanlar var vesaireler var. Ben tamamen böyle yüzü kaplayan kaliteli bir kasktan yanayım. Artık yani dünya üzerinde her şey ne kadar hızlı üretilmeye başlarsa o kadar ucuzladığı için, yani yine kafanızı güzel bir şekilde koruyabilecek ortalama 450-500 lira civarında güzel kasklar alabiliyorsunuz artık. O kadar problem yapmadan bu işi. Ev gibi kask dedik. Kaskla ilgili şimdi bir video atacağım size. Bu videonun içine gömeceğim onu. Yani kafanızda olması gereken bir şey. Eldiven olmazsa işte işte asfalta etini sürüyorsun, bir şey oluyor, götünü sürüyorsun. Pantolonla olmazsa dizini sürüyorsun, kevler pantolon kullanmıyorsan gibi böyle problemlerim var. Ama kask olmayınca belli bir üstün üzerinde kafana ne olabileceğini bu videoda göreceksin sen şimdi. Sonra diyeceksin ki arkadaş ben ne yapıyorum? Yani yapmayın ben böyle bir şey diyeceksin. Yani. O kadar netim ben bu şeyin sonunda, videonun sonunda. O yüzden dediğim gibi çapur kullanıcısı olarak bir eldivenini alıyorsun. Güzel, deri alırsın. Parmaksız alma bence. Ne güzel parmaklı al. Parmaklı güzel bir eldiven al. Bir güzel eldivenini al, tamam. Montunu al, güzel. Pantolon al. Pantolon önemli. Çünkü biz dizlik takmayan bir motor kullanıcısıyız. Gel beraber girelim, gel. Durma. Dur. Dediğim gibi böyle adamlarız. Bu ekipmanlar alın, kullanın. Sonra canınız yanmasın. Herkese iyi akşamlar. Bir sessiz sakin kaydetsem aslında ne güzel olurdu. Herkes rahat rahat izler. Benim de konuştuğumdan bir şey anlaşılır.